Çok teşekkür ediyorum. Tabii ekonomi bilgisi olan ustadım Sayın Başkanımız var ama biz de tabii dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışalım. Hissedileni, yaşayanı. Bir öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Erdoğan aynı zamanda bir öz eleştiri yapmıştır. 25 yıllık, 20 yıllık bir iktidarı sürecinde ne zaman patlıyor? Bir yıl önce bu sorunları konuşmuyorduk. Hatta 14 ay önce güllük gülistanlıktı her şey. İşte döviz kurlarından tutun, alım gücüne kadar hiçbir sorun yoktu. Şimdi tabii ben TÜİK verilerinin ne kadar sağlıklı olup olmadığını konuşacak durumda değilim ama hayatın gerçeklerine bakmamız lazım. Mesela şu anda biz burada 5 kişiyiz. İşte arada bir saçı olanlar saçını kestirmek için kuaföre gidiyor. Ya da ayakkabı ihtiyaçlarımız var. Ne bileyim kahve içiyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Bir yıl önceyle bu yıl arasındaki fark 7 kat, 8 kat yani. Öyle böyle değil yani. Temel gıda maddeleriyle ilgili işte hepinizin bildiği çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Yine Sayın Erdoğan orada diyor ki biz de etkileniyoruz bu işte enflasyon. Hayır, etkilenmiyor. Önce neden etkilenmiyor? Bir kere öncelikle zaman zaman Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği işte yetkiyi verin çözelim. Şimdi şu an doğan çocuğumuz vergi mükellefi olarak doğdu. Yani 84 milyon vatandaşımız vergi mükellefi. İstisnasız hava hariç her şeye vergi ödüyoruz. Ve Türkiye'de en eşit olan bir tek şey var, vergi. Beşimiz de burada, altımız da vergi ödemek zorundayız. Tamam. Baba devlet deriz. Baba devletin temel görevi nedir? Babanın evlatlarına karşı görevine topladığı ya da elindeki değerleri çocuklarına eşit pay etmektir. Ailesine, çocuklarına neyse. Hı hı. Şimdi bizim toplamış olduğumuz vergiler tabii her alanda. Şimdi nedir burada? Topluyorsunuz. Bu toplanan vergiler öncelikle devletin temel ihtiyaçları, işte sorunları, güvenlik neyse geri kalanda eşit pay edeceksiniz her vatandaşınıza. Yani vatandaşlarınızın ne sorunu var? Sağlık sorunu. Bu devletin temel sorunudur. Hı. Eğitim sorunu devletin temel sorunudur. Yaşam sorunu, barınma sorunu devletin temel sorunudur. Bakın barınma sorunu dedik. Ben çokça sahada olduğum için bir yıl önce, öyle 3-5 yıl önce değil, bir yıl önce kafanızı kaldırdığınızda Esenyurt'ta, Bağcılar'da, Sultanbeyli'de, Sultan Gazi'de 1000 lira, 1500 lira kiralık evler vardı. Şimdi ne koymuş oraya mesela şey, TÜİK ne koymuş? TÜİK barınma olarak kiraları ne koymuş? Kiraları ne koymuş? Konut 85.17. Evet, bir yıl. Bir geçen yılla bu yıl arasındaki kira farkını... Bir ortaya alalım ekrana. Ortalama... Bunu hemen ortaya alalım ekrana. Bu grafiğimizi, Gizem. Evet. 5-6 kat. Hatta merkezi yerlerde uçuk. Kelebeğin yani, ortasına. Evet. 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 Şimdi bütün bu rakamlara baktığınızda bu rakamlarla hayatın gerçekleri birbirine uymuyor. Öncelikle şunu sorgulamamız lazım. Hepimizin sorgulaması lazım. Doğrudur, pandemi vardır, işte dünyadaki yaşanan sorunlar, şunlar bunlar. Ama el insaf edin, bir başka bir sorun var. Başka bir sorun şu, şimdi ben soruyorum. Evet. Bütün ilk yöneticilere, Maliye Bakanı dahil olmak üzere, halen bu sorunun cevabını alabilmiş değilim. Nedir, hangi soru? Sayın Naci Ağbal'la, efendime söyleyeyim, Maliye Bakanı Lütfü Elvan dönemindeki o kurlar ve o günkü işte piyasa faizi falan ne oldu da buraya geldi? Şimdi benim bunu birilerine izah etmesi lazım. Demesi lazım ki evet kardeşim, işte olağanüstü bir durum oldu, ne bileyim savaş oldu, Allah göstermesin deprem oldu, bir şey oldu denilmesi lazım. Bunu bir şeyle kamufle edemezsiniz. Dünyada hiçbir ülkenin, hiçbir iktisatçının evet ya bu çok doğrudur demediği bir modelle karşı karşıyayız. Bu modele iki kişi inanmış. Sayın Erdoğan ve Maliye Bakanı dışında AK Parti'nin de bildiğimiz, hepimizin bildiği çok önemli iktisatçıları var. Hiçbir tanesi bu mevcut ekonomik sistemle ilgili evet kardeşim bu sürdürülebilir demiyor. Niçin Naci Ağbal ve Lütfü Elvan dönemini diyorum? Ya biz yine buradaydık bu ekranlarda. Daha şey değişmemişti. O gün
döviz kurları 7.15'ti. Ama özür dilerim efendim, sizin de Sayın Cumhurbaşkanı diyor grup toplantısında. Yani biz diyor meyvelerini alıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Sayın Cumhurbaşkanı cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek olarak özetlediğimiz ekonomi modelimiz meyvelerini veriyor. Anladın mı Bay Kemal diye soruyor. Vallahi Bay Kemal anlamaz mı? Bay Kemal aynı zamanda hesap uzmanıdır. Çok iyi anlıyor da vatandaşın anlaması lazım. Şu anda sadece bizim bu yaşadığımız, oturduğumuz şehirde 4000 hane şu anda sıra bekliyor köyüne, kasabasına gitmek için. Niçin sıra bekliyor? Ev para, kira parasını ödeyememiştir, elektrik parasını ödeyememiştir, doğal gaz parasını ödeyememiş. Efendim bakkalda borç almış, parasını ödeyememiş. Ortalama devletin kendi verilerine baktığınızda neredeyse 20 milyon insan sosyal yardıma muhtaç hale gelmişse bu nereden meyvelerini veriyor? Vallahi biz bu meyveleri hiçbir yerde görebilmiş değiliz. Dün de Bağcılar'daydım. Bağcılar'da dolaştığımda sefaleti gördüm, yoksulluğu gördüm, işsizliği gördüm. Bütün bu tablonun karşısında sadece televizyonlar inanmış, Sayın Erdoğan inanmış, Sayın Erdoğan'ın ekibi inanmış. Sayın Erdoğan'ın ekibinin de nasıl anlatacağını doğrusu ben çok merak ediyorum. Yani polis birini suçüstü yakalıyor, karakola götürüyor. Karakolda tabii suçüstü olunca yapacak bir şey yok. İfadesini alacak, avukatımı isterim diyor. Ya avukatı ne yapacaksa, herif görmüş, polisleri suçüstü yapmış. Avukatımı isterim, avukatımı isterim deyince dönmüş demiş ki ya hadi avukatın gelince ne olacak demiş. Vallahi ben de merak ediyorum demiş. Ben şimdi gerçekten bütün bu Sayın Erdoğan'ın anlattığı ve hayatın içindeki yaşamış olduğumuz bu kadar büyük bir ekonomik sıkıntının ötesinde bir ekonomik sefaleti arkadaşlarımız nasıl izah edecek? Doğrusu ben de merak ediyorum. Çünkü 8 ay, 9 ay önce 3 ay sonra iyi olacak, 3 ay sonra bir daha iyi olacak, 3 ay sonra iyi olacak derken Sayın Başkan da sık sık pazarlarda. Ben bir yıl önce yumurta 50 kuruşken, yumurta çünkü yoksulun, fukaranın en temel gıda maddesi olmazsa olmazıdır, çocuğuna sabahleyin bir yumurta yedirecek. 50 kuruştan 3 kuruşa gelen, 3,5 kuruşa gelen yumurtanın hesabını kim verecek, nasıl izah edecekler onu da çok merak ediyorum. Peki, çok teşekkür ederim efendim. Gizem, grafiği alalım. Bir diğer konuklarımı da göreyim o zaman. Ankara'ya da gidelim. Mehmet Acet'e sorayım. Mehmet Acet'le hemen şimdi hiç Ankara'yı şey yapmayayım. Es geçmeden neden? Sonradan böyle ilk turda sona kalınca öyle olmuyor gerçekten. Unutuluyoruz. Şöyle dinlediniz. Yani zaten muhalefetin eleştirileri ortada. Ama Cumhurbaşkanı'nın da şöyle bir söylemi var. Yani diyor ki ya herkes cidden sıkıntı çekiyor. Avrupa'ya bakın, orada kış şartlarıyla enerji kıtlığına hazırlanıyor. Türkiye'nin içi rahat bir şekilde biz kışa giriyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Ve sağlıklı bir ekonomiyle yolumuza devam ediyoruz. Nedir diyor? Yatırım var diyor, istihdam var, üretim var, ihracat var. Cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek olarak özetlediğimiz ekonomi modelimiz ortada. Bu model meyvelerini de veriyor diyor. Fakat şimdi bunu söylerken bir diğer taraftan da muhalefet de diyor ki ya hepsi tamam, bunlar olabilir ama vatandaş hiçbir şekilde bunu hissetmiyor. Kira meselesi ortada. Yani yumurtanın fiyatı ortada, sütün fiyatı ortada. Ya o zaman şöyle mi demek lazım? Bütün bunlar yaşanırken evet biz büyüyoruz Mehmet Acet. Büyüyoruz, biz büyüyoruz ama hani enflasyon rakamlarını, özür dilerim Gülsel Bey geleceğim. Enflasyon rakamlarını, enflasyon oranlarını önemsememek mi lazım? Yani biz diğer tarafa mı bakalım o zaman? Yani böyle bir mesele mi var? Çünkü ne dersiniz efendim? Ama Gürsel Bey sanırım bir şey tamamlamak çok istiyor galiba. Çok kısa bir şey. Mesela insanlarımızın olmazsa olmazların bir tanesi patates ve soğan. Biz tabii bir yıl önce bu ekranlarda şöyle bir cümle ağzımızda çıksaydı. Ya bir yıl sonra patates 15 lira, soğan 15 lira olacak deseydik herhalde dayak yerdik yani. Şimdi bu niçin 15 lira oldu? Bu niçin 15 lira olmasının cevabını istiyorum. Bir de Batı'da, Avrupa'da şöyle bir şey yok. Avrupa'da her vatandaş çok rahatlıkla gıdaya ulaşabiliyor. Yoksulu da, fakiri de. Bunun da altını çizerek söylüyorum. Gaz meselesi başka orada. Enerji evet, meselesi ama başka. Orada yani tasarruflar, süt alamayan bir oluyor insan yoktur Avrupa'da. Ama Türkiye'de süt alamayan anneler var. Peki.